Burası Diyarbakır'ın Eyl ilçesi. Halkların Demokratik Partisi'nin adayları Gülistan Ensarioğlu ve Mustafa Akkul vatandaşlarla buluştu. Ensarioğlu ve Akkul önce ilçedeki HDP seçim bürosunu ziyaret etti. Ardından da Başçılar Köyü'nde taziye ziyaretinde bulundu. Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde Birsim Köyü'ndeyiz. Eyl eş başkan adayı Gülistan Ensarioğlu Mustafa Akkul'la birlikte buraya geldi. Burada 300 kişilik bir yemek verildi. 22 bin nüfuslu Eyl, Diyarbakır'ın 17 ilçesinden biri. 2014 yerel seçimlerinde Demokratik Bölgeler Partisi'nin kazandığı Eyl'e 2017'de kayyum atandı. Medyaskop'a konuşan Ensarioğlu iddialıydı. Vallahi biz kazanmak için yola çıktık. O şevkle, o heyecanla çıktık. Temennimiz hepsini almaktır. Onun için uğraşıyoruz, onun için çalışıyoruz. Ben bütün ilçeleri de alacağımıza inanıyorum. İnşallah. Ensarioğlu ailesi Türk siyasetine hiç de yabancı değil. 1960'lardan bu yana muhafazakar sağ siyasette etkili olan Ensarioğlu ailesi bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları çıkardı. Gülistan Ensarioğlu ise 2000'li yılların başından bu yana Kürt siyasi hareketinde. Doğrudur. Ailem sürekli siyasetin içindeydi. Babam çok uzun yıllar milletvekillik yaptı. Amcam devlet bakanlığı, kuzenim yine öyle milletvekillik. Ama bu coğrafyada o kadar büyük acılar yaşandı ki, yani her bu coğrafyada yaşayan ferdin bu davada olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ben de bu düşünceyle hareket ederek bu davaya girdim ve bugüne kadar da buradayım. Tabii ilk başlarda bir tepkiler oluştu ama şimdi artık herkes kabul etti. Ensarioğlu, kadınların siyasette daha etkin olmaları gerektiğini de belirtti. Yani dünyayı güzelleştiren kadındır. Kadının olduğu yerde savaş yok. Kadının olduğu yerde güzellik var, özgürlük var. Kadınlar ne kadar siyasette çoğalırsa ben bu coğrafyadaki, Türkiye'deki durumun da değişeceğine inanıyorum. Çünkü kadınlar anadır. Savaşsız, sömürüsüz, barışla, güzellikle dolu bir dünya istiyoruz. Ve ancak biz kadınlar bunu inşa ederiz. Benim yüreğim böyle diyor. Diyarbakır 31 Mart'taki yerel seçimlere hazır. Büyükşehir Belediyesi'ni ve en az 15 ilçe belediyesini HDP'nin kazanması bekleniyor. Burak Tatari, Medyascope, Diyarbakır.